yatırımların ilk aşaması devreye girdi. Bu Türkiye'yi nasıl etkileyecek sizce? Şimdi İran'a yönelik her türlü yaptırım Türkiye'yi etkiliyor. Ya çünkü komşusu hem enerji işbirliği var, mecburen doğalgaz alıyor Türkiye, petrol alıyor. Ya bakın Amerika'da geçmişte en çok petrolü, hani hep zannedilir ki Orta Doğu'dan Amerika petrolü. Hayır, en çok petrolü Meksika'dan ve Kanada'dan alırdı. Çünkü komşusu çünkü, yani değil mi, taşıma maliyeti düşük. Türkiye'de doğalgazı ve petrolü işte en yakınından almaya çalışıyor. İran bunlardan bir tanesi de, İran diğeri. Tabii daha çok Rusya, daha fazla petrolü, doğalgazı olduğu için. Bu aslına bakarsanız rahip krizi bununla da biraz ilgili. Yani biraz gözdağı da veriyor Türkiye'ye. Bak hani biz bu rahip konusunda bile iki bakanınıza sizin yaptırım uyguluyorsak, işte Halk Bankası nedeniyle İran'la bağlantılı biliyorsunuz. İşte bazı genel müdürlüğümüzü içeride tutuyoruz diyor. Dolayısıyla da buradan zorlarsa Erdoğan yönetimi hakikaten daha ağır yaptırımlar gelecek. Yani bu şey gibi, nasıl söyleyeyim, hani öncü göstergeleri gibi, öncü şokları gibiydi. Bu iki bakana, yani Türkiye'nin işte İçişleri ve Adalet Bakanı'na yönelik yaptırım, İran'a yönelik yaptırımlara Türkiye'nin uyup uymayacağının karşısında verilecek tepkinin öncü göstergeleri oldu. Bu konuda Amerika'nın şakası yok, onu söyleyeyim. Ulusal güvenlik doktrine de yazdı. İran konusunda bütün neokonlar da, işte evangelistler de hepsi görüş birliği için İran'ın Orta Doğu'da çok güçlendiğini düşünüyorlar ve İran etkinliğini kırmak şu anda Orta Doğu'da Amerikan siyasetinin ana ekseni olmuş durumda. Bunun için yeni bir ittifak sistemi kurdu biliyorsunuz. İşte Mısır bir tarafta, Mısır, İsrail, Suudi Arabistan ve diğer Katar dışındaki körfez ülkeleri. Dolayısıyla bu konu çok önemli ve büyük bir olasılıkla bu yüzden de Bankası'na olan cezayı açıklamıyor.